Portakal. Ve devam ediyor. Herkese merhabalar. Sanırım kamera problemini çözdüm. Umarım çözmüşümdür, yani en azından öyle görünüyor. Eğer şu an kamerayı görüyorsanız çözmüşümdür, görmüyorsanız da çözmemişimdir. Neyse, Undertale ile devam ediyoruz. İlk önce şunlarla falan konuşmamıştık diye hatırlıyorum. Arkadaşlarla konuşalım. Oradaki köpek boş boş önündeki kara bakıyormuş ve bir sanat eserine dönmesini bekliyormuş. Bu köpek mi? Bu ne? Bu keçi mi? İnek mi? Öküz mü? Karın başındaki köpekten bahsediyor. Kendini artist sanıyor ama daha ne yapacağını bile bilmiyor diyor. Neyse, onun bezelye beyinli olduğunu söyledim. Şimdi ne? Ay ay ay! Ay ay ay! Bunların hiçbirini hiçbirini isteyerek yapmadım. Şöyle yapsam. Ben böyle sonsuza kadar kaysam buraya. Ya. Bir dakika yapacağım, bir dakika. Dur bakalım. Deneyelim o zaman, öyle yapalım. Bakalım. Öyle miymiş? Yine yapamadım değil mi? Tamam. Allah! Ay, yine mouse ya. Şu mouse, beni uyarın ya. Evet. Köpekler. Sanza mı gitsem? Kulübeye mi gideyim? Hepsine baksana böyle. Hepsinde farklı söylüyor. Aa. Aldın mı peki 36'nı? Allah. Dünyanın en tatlı köpeğiyle karşı karşıya olabiliriz şu an. O nasıl bir ses? Al. Benim işim vardı ya. Sevemiyorum. Çünkü çok uzakta, havayı sevdim arkadaşlar. Acaba benim o zaman benim şeyimi bekliyormuş. Ona şey demem. Ona şimdi mi pet yapsam? Evet. Evet. Uyuyakaldı arkadaşlar ben onu severken. Epey bir göbüşünü okşadım sanırım. Ayağa kalktı, çok heyecanlı şu an. Allah'ım yarabbim ya. Acaba oyun mu oynasak onunla? Kar topu attım yakalasın diye. TLC ne ya? TLC neydi? Sevsem mi ben bunu? Allah'ım, yeterince sevememek. Zaten o kadar kocaman ki. Ya kolunun üstünde bakın. Şu yumruğu ya.
şurasında şey var gibi. Gülümseyen işaret var gibi. Aynı şekilde mızrakta da var. Bir dakika, masum görünüyordu değil mi? Masum. Burada surat var. Gözü, ağzı. Burada da surat var. Bu onun kendi suratı zaten. Bu suratların hepsini buraya dayatmışlar. Ay! Ya, sevgiye doydu ya. Sevgiye doydu adeta. Hadi git. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yaraladı. Gidişi gördünüz mü? Bir dakika. Oraya koşmak yok mu bu oyunda ya? Aa! Gitmiş, tüh ya. Konuşabilirdik ne? Allah. Ne? Ay ay ay. Oo, çok ilginç bunun tipi. Undecorate yapacağım bunu ama muhtemelen ilk önce birazcık zayıf düşmesi gerekiyor. Ah. Ya of. Gift ne ya? Ya 35 gold verdim nerelere. Gitti altınlarım. Bilsem vermezdim. Hadi git. Altınımı da vermedi. Kendi altın da vermedi. Ya nereye gideceğim ben? Ben buradan pek memnun değilim. Acaba bunlar niye böyle oluyor? Hadi canım. Kapı diyor ama açılmıyor. Evet. Neyse, bunları tekrar güneş ne ya, ışıklı yapayım da şey olmasın. Buraya demek sonra geliyoruz. Şu köprüleri de hiç sevmem ya. Hep böyle her oyunda böyle onlar al işte şey yapılır ya. Yıkılır ya bir şekilde. İnsan! Bu senin son ve en tehlikeli sınavın. Allah. O comment şey verdiği zaman ne denir işte, komuta diyeceğim, hayır neyse, bir anda işte böyle her şey çullanacak buraya, öyle diyeyim. Neden bekliyorsun dedi. Niye mi bekliyorum? Şimdi aktif ediyorum. Dur diyor. Gel köpeğe gel. Pek çalıştırılmışa benzemiyor dedi. Allah'ım yarabbim, bu adamın her şeyi yamuk, her şeyi bozuk. Ben diyor çok nasıl desem klas bir iskeletim diyor. Benim diyor bulmacalarım falan insanlar için gayet hani şey basit bir düzeyde falan diyor. Fakat bu o kadar da öyle değil sanki. Bunun pek bir klası yok falan dedi. O yüzden kullanmayacağım dedi. Neye bakıyorsun sen? Yine Papyrus'un şey başarısı işte bu da diyor. Yine galibim diyor. Ve kaçtı. Ah, Papyrus tam bir fail. Gel bakalım. Gel bakalım. Kardeşim artık şimdi ne yapacak bilmiyorum. Senin yerinde olsam mavi saldırılara saldırı. Aa, mavi saldırılarda duracaktık değil mi?
Onu unutmayalım. Ay. Snowdin burası herhalde. Snowdin. Ne yapalım? Shop var. Save'imizi. Burası shop. Buraya koyacak bir şeyimiz var mı ya? Neyse dur bakayım. Bu ne? Allah'ım herkes çok tatlı burada. Buradan tünellere girebiliyormuşuz. Dur bakayım. Dinlenmek istemiyorum. Ben bununla konuşacağım. Seni kale almıyorum. Ay annesiymiş. Hayır. Tamam. Uyumayacağım. İstemiyorum çünkü. Ben gidemiyorum değil mi? Biraz ayıp ederim zaten gidersem muhtemelen. Haydi herkesle konuşalım. Allah'ım. Bir şeyler demiyor. Bazı iyi kişiler bir tane işte hayvan ne canavarın hani bizim biraz önce gördüğümüz şey muhtemelen bu İşte şeylerini süslemişler böyle sırf eğlence olsun diye. Bunlar da işte o yüzden onu anmanız olarak artık böyle ağaçların altına hediyeler koyuyorlarmış. Ben bu hediyeleri alamıyorum. Çizgili tişört giyiyorsun. O yüzden sen de benim gibi bir ufaklıksın dedi. Buraya girelim. Oo. Tamam burada güzel şeyler olacak. Bir dakika şuralara bakayım bir. İnsanlar eğlenip coşuyorlar, asıl problemlerimizi unutuyorlar diyor. İşte ne bileyim güneş ışığımız az diyor, çok kalabalığız vesaire falan diyor. Günlük problemlerimizi unutuyoruz diyor. Pek tasvip etmiyor sanırım bu durumu. Ben de onlara katılırdım ama ben onlar öyle o kadar da eğlenceli komik bir insan değilim diyor. Yeraltının problemleri olduğunu biliyorum ama... yine de gülümsemeye devam ediyoruz dedi sanırım. Neden dedi? Bir şey yapamıyorsak neden bir de oturup mızmızlanıp şey yapalım diyor. Ya bu epey bir sarhoş olmuş sanırım. Nereye gidersem gideyim aynı menü, aynı insanlar. Yardım et! Yeni içecekler ve ateşli erkekler istiyorum. İnsan yemekleri canavar yemeklerinden farklı değil mi? İnsanlarınki bozuluyor diyor. Ayrıca yediğin zaman tüm vücudundan geçiyor diyor. İğrenç. Ama yine de denemek isterdim. Şehir ana yani şehrin başlayayım. Burada kalabalıklaşıyormuş. O yüzden insanlar buraya yerleşmeye başlıyorlarmış. Kırık. Burası da kütüphane. Oha! Buraya uzun zamandan beri insan gitmemiş sanırım. Hadi papyrusun mailbox'ına bakalım. Boş. Evet. Girelim. Aa kapalı. Kilitli. Bu da içeriden kilitlenmiş. Arkada yüzen bir... Bir de yukarıda bir yer vardı. Sanki oraya bir bakayım olmadı.
Yerde bir şeyler var arkadaş. Ya aç şu kapıyı bir açacaksan. Ya manyak. Ha, buradan oraya bir şeyler atıyormuş. Burada hiçbir şey yok, tamam o zaman. Esnedim ya, pardon. Allah. Aha geldi bizim iskele. Aa biz dövüşecektik değil mi? İnsan. Sana bazı karmaşık hislerimden bahsetmek istiyorum. Spagetti seven başka bir insanı bulmanın sevinci gibi. Başkasının bulmaca çözmesine hayran kalmam. Senin kul olduğunu düşünen bir akıllı bir insanla karşılaşmak. Bu hisler bu hisler şu an senin hissettiklerin olmalı. Böyle hissetmeyi hiçbir şekilde hayal bile edemem. Bu hislerim. Sonuçta ben çok mükemmel, çok yüceyim. Hiç arkadaşa sahip olmayı merak etmedim bile. Allah'ım çok... Sana acıyorum. Ama endişelenme. Bundan sonra artık yalnız kalmayacaksın. Ben, Yüce Papyrus, senin... Hayır, hayır. Bunlar çok yanlış. Senin arkadaşın olamam. Sen bir insansın. Seni yakalamam gerek. Sonra hayatım boyunca düşlediğim hayale kavuşabilirim. Güç, popülerlik, prestij. İşte bunlar Papyrus. Şey neydi onun ismi, kraliyet koruyucularının yeni şeyi, member, anlayın işte. Allah, flört etmeyelim ya Papyrus'la. 8 hata var, 2 defansı var. Niye he he demekten hoşlanıyor? Bize kemik mi fırlatıyor o? Flört diyeyim. Ne? Flört. Sonunda gerçek hislerini ortaya çıkardın. Ya yani ben çok yüksek standartları olan bir iskeletim. Ayken spagetti yapabilirim bu. Bir dakika ya. Spagetti ama ben de spagetti yapabilirim der. Ya olamaz, benim tüm standartlarıma uyuyorsun. O zaman seninle çıkmam gerek değil mi? O zaman haydi sonra çıkarız. İlk önce seni yakalamam lazım. randevuya çıktığınız zaman ne giyeceğini düşünüyormuş. Yine flört diyeyim. Sonra diyor. O zaman ne yapabilirim? Ben insult yapmak ona hakaret etmek istemiyorum ya. Bizim için ne pişireceğini düşünüyor. Bir dakika yanlış bastım. Neyse.
bataklarının arkasına kemik kolonyası sürdü. Ben bu hakaret edeyim ya. Hadi dur bakayım. Seninle dövüşürken kendimi daha iyi hissetmeme, hani kendimi suçlu hissetmememi istiyorsun ama dedi. Öyle olmayacak yaptı. Allah'ım, kulağının arkasına sürmediği şey kalmadı bunun da. Kendine yalan söylemene gerek yok. Vallahi bizim ona asıldığımızı düşünüyor. Değsem mi ben bunlara ya? Allah'ım ya. Bu böyle bitmeyecek ya. Ne yapacağım? Vurmak mı zorundayım? Vallahi herhalde vurmak zorundayım ben bu adama. Buna vurmak istemiyorum. Çok üzülürüm eğer şey yaparsam. Ay, yapamadım. Allah, Blue Attack geliyor. Vallahi durunca yemedik ya. Şimdi şöyle yapmak zorunda kalacağız sanırım. Kulaklar olmadığını fark ettim. Özel hatamı kullandırtma bana dedi. Vallahi. Allah kahretmesin. Mavilerde durmamız gerekiyordu. Öleceğim. Dur. Oha, kalmadı. Çok fazla herkes bana hayran olacak ama acaba kimse beni senin kadar içten sevecek mi? Hadi vazgeç artık şu şeyden de ölmeyeyim. Öldüm. Beni buraya bıraktılar.
dışarı çıktım. Neredeydin? Nerede olduğunu merak ettim. Kayboldun sandım. Ama bir dakika, senin burada olmaman gerekiyordu. Oradan nasıl kaçtın? Oraya geri dön. Yanlış bastı. Yani bastım da olmadı, yemedim. Ay. Ah, yanlış yaptım. Kemiğini kemiriyor köpek ya. Allah'ım, adamın spesiyal ne ya? Özel şeyini, saldırısını yedi. Neyse, normal atak yapacağım. Al sana normal atak yaptım. Ah. Allah'ım, ne yapıyorsun manyak? Nasıl normal bunu? Oha! Yok artık. O ne? O neydi öyle ya? Tanrım, lütfen bırak artık. İki canım kaldı ya, yeter. Yani beni yenemediğin apaçık ortada. O zaman da ben Yüce Papyrus, sana acımam gerekiyor. Hayatını bağışlayacağım insan. Ben onu spiyerleyeceğim. Dur. Ay, ağlıyor. Senin gibi neydi onun ismi, güçsüz bir insanı bile durduramıyorum diyor. Andim çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak benim yüzümden diyor. Hiçbir zaman kraliyet korumacısı olamayacağım ve hiç arkadaşım da olmayacak. Let's be friends diyeceğim ben ona tabii ki. Arkadaş olalım diyeceğim ya da üf ezik diyecektim. Arkadaş olalım demeyi seçtim normal olarak. Gerçekten mi? Benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? O zaman senin için bir ayrıcalık yapabilirim. Oo, daha şeye bile çıkmadık. Daha işte bir randevuya bile çıkmadık. Ve daha randevuya bile çıkmadan friend zone'una girdim diyor. Ya arkadaş edinmek için insanlara çok kötü bulmacalar çözdürmeli ve onlarla dövüşmem gerekiyormuş. Bunu nereden bilebilirdim diyor. Bana çok çok fazla şey öğrettin insan. O yüzden geçmene izin vereceğim. Hatta yeryüzüne çıkman için sanırım şey bile ver, yardımcı bile olacağım. Sonuna kadar gidecekmişim buranın. Sonra bariyeri geçecekmişim şehir merkezine ulaştığım zaman. Orada işte bunları buraya şey yapan, neydi onun, burada kalmalarını sağlayan işte o büyü bariyeri var ya, o varmış. Her şey girebiliyormuş ama hiçbir şey çıkamıyormuş. Ama oradan sadece hani şey, çok güçlü bir ruha sahip olan bir insan çıkabiliyormuş. Senin gibi diyor.
O yüzden kral bir insan elde etmek istiyordu. İşte benim işte ruh gücünü kullanarak o bariyeri kaldırmayı planlıyor diyor. Bu şekilde de biz canavarlar da yeryüzüne çıkabiliriz. Aslında söylemeyi unuttum. Çıkışa ulaşmak için bir yerden geçmemiz gerekiyormuş. O da kralın şatosu mu? Şatosuymuş. Tüm canavarların kralı. O. O çok tatlı bir insandır diyor. Herkes ona bayılır. Eğer sadece kusura bakmayın işte Bay Dremor, lütfen evime gidebilir miyim dersen seni olduğu gibi sana yolu gösterir diyor. Neyse, bu kadar konuşmak yeter. Evimde olacağım. Evimde olacağım, iyi bir arkadaş gibi evimde oturacağım, seni bekleyeceğim diyor. İstediğin zaman gelip randevuya çıkabiliriz diyor. Ya koşuşak. Ağaçlarımı tırmandı o. Allah'ım yarabbim. Neyse, evet, yolumuza devam ediyoruz. O ne be? Allah'ım, yine manyak adam. Arkadaşlar, burada save edeyim. Gelecek bölüm devam edelim. Çünkü benim bu aralar bugün kafamda bir gariplik var. Herkese, ya niye böyle herkese diye bitiriyorum ben. Bye bye.